Çok büyük bir sevinç var. Oyunu konuşuyoruz. Trabzon'daki sevinci, Trabzonspor'daki futbolcuların sevincini konuşuyoruz. Serdar Kelleci, tabii az önce de bahsettiğimiz konu. Erken bir skor geldi Trabzonspor cephesinde. Her iki teknik adamında hamleleri oldu. Cornelius çok belirleyici oldu. Evet. Ee, gerçekten çok yakın bir savunma, çok darbe aldı, çok faul yapıldı. Ama kule gibi hep ayakta kalmaya devam etti. Kuasi ikinci yarıda onu çıkarmayı tercih etti Abdullah Avcı. ile başladı Bakayeme'nin evet. yokluğunda. Genel anlamda siz maçı nasıl özetliyorsunuz? Ben Adana bir sporun e, oyuncu tercihlerine biraz şaşırdım. Çünkü Rasul birkaç haftadır çok iyi değildi ve bu maçta yaptığı inanılmaz hatalar vardı. E, işte mesela penaltı pozisyonu öncesi ya top taça çıksın bırak. Yani rakibe emanet etmektense topu bırakırsın. Artı e, diğer pozisyonlar var. Rasul'ün hata yaptığı birkaç pozisyon daha var. E, ama Trabzon cephesinde orada solda, orada solda da bir problem vardı. O Densville'in orada da problem vardı. Hı hı. Akintola çok fazla üstünlük sağladı mesela orada bir ara maçın bir bölümünde Yunusak gün bir ara oraya eee olmaya falan çalıştı. E, ama Güven çocuğumun ifade ettiği süre e, üzere yani Trabzonspor'un maçın başında kazandığı penaltı yani bu çok bir hakemin tam ama Diyaşar Kemal Uğurlu hata yaptı. Onu nasıl verdi onu da bilmiyorum ama ya vardaki hakem uyarsana. Ya neden derseniz şu maçı ben gerçekten çok büyük heyecanla çok güzel bir temaşaydı benim için. Adana Espor çünkü ligin en güzel top oynayan takımlarından biri. E, lider takımla oynuyorsun. Ya bunu bir bize sunsun iki takım. Ya bu kadar başrola girmeyin. Ben hakemlerin biraz daha formda olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir maç vaat ediyordu bana bu maç. i̇ki takımın böyle gel git. Çünkü Adana Demirspor çok kolay pes eden bir takım değil. Bazen mesela Beşiktaş maçı vardır. 3-1'den Üç, 3-3'ü yakalamışlardı. Şey. Mesela o onu ama ...biraz dizginlemiş oldu Yaşar Kemal Uğurlu. Yani öyle bir dengeyi kaybetti ki Hakem zaten... 45 artı 6 verilirken 4 falan oynattı... ...bitirdi hadi çocuklar ben yanlış yaptım bir daha geri gelin falan. <laughs> Sonra takıldı. fark ettim diyor ben 4 zannettim gibi işareti vardı. Ya zannetmeyin ya. zannetmeyin. Zannet penaltıya takıldı. Yani zannetmeyin. Ya penaltıya takılıyorsa bir Hakem zaten orayla hala vakit geçiriyorsa... ...Erman Hoca çok güzel söylemiştir seneler önce. Yani oraya takılı kalmayacaksın artık. Seneler önce ifade ettiği bir cümledir bu. Oltaya takılacağına ya, penaltıya takılsın e ama Şimdi bu, bu tabii maçla ilgili o temaşa olmaktan çıkarttı maçı ve e, ya skor olarak çıktı ama yine oyun olarak dönem dönem e, o heyecanı verdi. Verdi yani. ama Halil vaat ettiği şey ben şöyle söyleyeyim. Ligde kimin maçını izlemek istersin? İşte Trabzonspor'un maçını izlemek isterim. Adana Demirspor'un maçını izlemek isterim. Antalyayı. Beşiktaş'ı isterim. Antalya'yı Antalya yeni dönem Antalyayı izlemek Eski dönem isterim Alanya. Hatta evet. şu an yerini öğren Fenerbahçe'de izledi. Fenerbahçe'yi kesinlikle bu gruba ama zaten bu kadar az takım varken hakemlerin bu şekilde baş rolde ben varım kardeşim demesini ben artık anlayamıyorum. Ki gerçekten hakem konuşmayı sevmeyen bir adamım ama e, bu kadar zaten ligin kalitesini hepten vuruyoruz. Ligin kalitesi şöyle o böyle falan filan. Bu olduğu zaman benim moralim bozuluyor. Çünkü Trabzonspor'da oynamak isteyen takıma karşı oyuncular biraz daha eforlarını arttırabiliyorlar. Yani şunu söyleyebiliyor Trabzonspor oyuncusu. Ha biraz leveli yükselttiniz mi? Biz de yükseltiriz. Bunu yapabiliyor. Böyle bir takım zaten Trabzonspor. Mesela şu Rasul'un şu pozisyonu. Ya taça bıraksana topu rakibe veriyorsun. Orada sayısal üstünlük rakibe ele geçmiş. Oyun görüşü, oyun zekası bence çok parlak bir oyuncu değil Rasul. Mesela Alper de çok etkisizdi bugün. Çok, etkisiz. çok karavan ortalar geldi. Çok sıkıntı yaşadı Adana Demirspor sol bekte. Hmm. Burada belki Alperle başlayabilirdi. Hatta Alper, frikik pozisyonunda topu taşıyan oyuncu ee, ve haftalardır aslında Rasul bunu vaat ediyor. Çok iyi performanslar sergilemedi Rasul? Ee, Adana da ama son dönemde çok e, düştüklerini de düşünüyorum. Yani oyundan çok fazla düştüler. Yani daha direnç koyan bir Adana Demirspor vardı. Birkaç haftadır onun problemi yaşıyorlar. Mesela Yapma ya ben Serdar, ben de pardon özür dilerim. Ben bir ara bir, bir şeyi seyrettim. Yani bir bölüm seyrettim. Şu an dedim var ya birisi seyretse dedim şampiyon olacak takım Adana yani Demirspor diye görürler. Arkadaşlarımız bugün şu bu, golü, ya bir bölümde yani herhalde şampiyon bunlar oluyor de, diye düşündü Hah abi. Biliyor ben, musun? Yani şu, bir bölümünde söylüyorum. Şu tabii. golde yani Cornelius'un attığı golde şimdi Hamdi Hocam işaret ettiği için e, hani oyuncunun e, hava toplarındaki sıçrama kabiliyeti eğer böyle bir şey bahsediliyorsa Hamdi Hocam ifade ettiği üzere ya bir oyuncu Geri geri sıçramak da çok zor bir iştir. E, zordur zorudur tabii ki. Yani ileriye dönük sıçrarsın, olduğun yerden sıçrarsın ama geriye dönük arka arkaya koşup onu vurmak santıfor işidir zaten futbolda. Yani sakatlanma orta sakatlanma riskini de arttırabilen tabii, bir şey. Tabii tabii. Perez sakatlandı bu e, Şey de var. Merih'in sakatlanmasını hatırlayın Juventus'ta. Merih nasıl sakatlandı? Bir hava topunda çıkarken herhalde belki geri geriydi o da o pozisyonda. Ve çok zor bir iş üstleniyor aslında. Ha ben e, Cornelius'un oyuna muazzam bir katkı Orada Cani verdi. Burada niye verdiği asist ekranları geliyor. Yani, Bu da çok iyi değil mi ya? Salt golcü diye değerlendirebileceğimiz bir oyuncu da değil. Cornelius ve ben ya yani kim transfer ettiyse çok iyi bir transfer. Ya yani kimin emeği geçtiyse Cornelius'la ilgili o inisiyatifi kim kullandıysa gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü ligde zaten o kadar çok az oyuncu var ki. Hani şu oyuncuyu izleyeyim diyebileceğiniz 20 oyuncu falan sayarsınız zaten ligde. Belki sayamazsınız. O mesela benim için Cornelius öyle bir oyuncu. Benim oyunundan çok zevk aldığım bir oyuncu. Bir de Serdar yani sonradan oyuna e, dahil olduğunda da ki oyundaki tepkisi, Abi, katkısı da bravo enteresan. Hocam, bravo hocam. Yani profesyonel maç, yani. Çok maç e, oyunu çevirdi. Hem de büyük maçlardan yani Trabzon'daki Fenerbahçe maçı, buradaki Beşiktaş maçı. Hep oyuna sonradan girip oyunu çeviren. Yani oyuncu karakteri de çok yüksek saymış olduğun özelliklerin yanına bunu da katabilirsin. Yani sırtı dönük top alabiliyor, topu taşıyabiliyor. Doğru zamanda topu çok doğru yerde ayağından çıkartabiliyor. Benim en beğendiğim özelliği bu aslında Cornelius'un. Mesela tam da at hadi artık o pası dediğin anda verebiliyor. Ve en güzel yanı belki de verdiği anda gidebiliyor. Bazı oyuncu tipi var. En sevmediğim oyuncu tipidir. Pası verir. Hadi bakalım çocuklar ne yapacaksınız? E baba sen de katıl. Hani beraber gidelim hani hücuma. Cornelius'un o özelliği çok gelişmiş. Verdiği anda kendi de ivmelenebiliyor. Ee, önümüzdeki sene bence Trabzonspor için çok çok önemli bir oyuncu olacak. Çünkü oyuncu dikkat ederseniz diğer taraftan adaptasyon problemi yaşamadı Trabzonspor'da. Bu çok önemli bence. Yani ben geldiği günden bu yana Cornelius'un mesela beşlik oynadığı bir maçı çok hatırlamıyorum. Yani dörtlük. Ya ne kadar kötü bu adam dediğimiz bir oyunu hatırlamıyorum ben Cornelius üzerinde. Vardır mutlaka kötü oynadığı maçlar vardır ama o eforu görüyorsun. Yani takım için bir şey yapma isteğini görüyorsun. E, Trabzonspor açısından tabii artık bir puan kaldı e, Bu şampiyonluğun ilanı Anlamına gelebilir aslında bu maç e, Dolayısıyla büyük bir sevinç e, Sezon başından bir yana Belki Trabzonspor sezon başında Puan kaybedip bugün e, Bu puanları alsaydı Şampiyonluk daha mı değerli olurdu Bende hep soru bu Çünkü e, Trabzonspor yani, Ve bu yüzden de Trabzonspor ve ki haftaya şampiyonluğunu ilan etti. Söylemeye devam edeceğim bunu. Çok önemli bir şey bir taraftar grubu için. Çünkü ben de zamanında e, bir taraftar gibi sevinen bir adamdım eskiden. Ve onun tribündeki reaksiyon her zaman farklıdır. Fenerbahçe'nin maçıyla ne olur Trabzonspor maçını aynı saate denk getirin. Bu belki izleyici sayısında bölünme yaratabilir, oluşturabilir. Ama diğer taraftan ligin rekabet kalitesi açısından taraftarın vereceği reaksiyon açısından şu çok önemli bir şey arz ediyor. Taraftar şunu ister. Fenerbahçe maçından bir gol haberi geldiği zaman o birbirine sarıldığın an var ya evet şimdi şampiyonuz demekle Trabzonspor maçını oynamış atıyorum Fenerbahçe sonra maçını oynamış. Fenerbahçe maçının bitim düğüyle beraber o şampiyonluğu ilan etmek arasında büyük bir fark vardır. Hatırlayın Galatasaray, Fenerbahçe sana, ile. sana, katılıyorum. Ama bu puan <gülüyor> farkında <gülüyor> bunun heyecanı. Yok hocam yine aynı olur. olur. Çünkü ben. hocam neden ne 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 olur? Olursunuz? Çünkü son hocam, maç. sizin oynadığınız dönemlerde biz şöyle takip ediyorduk e, futbolu. Atıyorum stadyumdayız. Radyo kulağımızdaydı böyle. Avni Aker Stadyumunda şu anda Avni Aker Stadyum. mikrofonlarımız şu an Avni Aker Stadyumunda diyordu. Kulübe mi atıyordum? Bir gol. <laughs> Hamdi hocam gol atmış gibi. Yani bahsettiğim şey o an onu yaşamak, o şampiyonluk tadını yaşamak çok önemli. Çünkü Trabzonspor taraftarı camiası biliyor mu şampiyon olacağını? Biliyor. Ama o gün, o dakika, o an o şampiyonluk tadına varmak benim bilmiyorum hani futbol hayatımda yani en seyirci bazında düşündüğüm zaman en çok hoşuma giden şey o karşı stadyumdan benim tuttuğum takımın lehine bir sonuç geldiği zaman benim en büyük mutluluğum olmuştur hayatta. Ama bu maç berabere biter gibi geliyor bana. Ya onu bilmiyorum hocam. Spor maça. Öyle düşünüyorum ben. Ama Peki ben mi? şu an Hı? düşünemiyorum. Bence. Trabzonspor o maçta nasıl bir tribün desteğiyle ben, yani. evet. yani. ben bak diyorum ki bak o maçı yani futbol şey psikolojisi o maçı berabere bitirirler. Kim kardeş, bitirecek kardeş, hocam? Abi, şampiyon oluyorsun ya. Ya tabii ki yani isterse yani. 20-0 mı yeneceksin riske girim? Ben derim ki arkadaş ben bu puan alayım ben bir rahat Çünkü taraftar onu istiyor biliyor musun? Taraftan. Oyuncu durabilir mi peki? Yani Durum. O destekten. Tabii. hocam yani şöyle, siz şöyle durun. bir şey ama var. Ben burada geliyor. tek yani bir itirazım bir tek cümle. <laughs> de atmak isterim. Burada, burada tek itirazım hocam. Trabzonspor oyuncusu beraberliğe hiçbir zaman oynamıyor. Yani bugün skoru korumak istedi mesela son yarım saatlik bölümünde ama Yine o kadar de. çok arkada problem yaşadı ki Trabzonspor sezon başından beri oyunu skoru koruma oyunu yok. Ya öyle bir oyun bilmiyor. Evet, ha, bilmiyor, yapmaya çalışıyor ama diğer oyun güçlü olduğu için o oyunda biraz e, sıkıntı yaşıyor. Yani bugün çok net iki üç tane oyuncu savunmasıyla oyun geçti. Hani oyun kontrolünü oyuncu kaybeder mi sorarsan tabii ki bu maç özelinde çok zor. Yani Antalya Spor maç özelinde çok zor. Niye? Çok çok telaşlı veya çok e, e, Üç puan'a e, gerek duyulmayan bir maç olduğu için, bak mesela bizim 96'daki hocam Fenerbahçe maçında oyun bizde, kontrol bizde ama oyun coşkusu bizi e, kaybettirdi şeyimizi, yani oyun kontrolümüzü kaybettirdi coşku. Çok iyi oynuyoruz. O, o maçı ben hafızamda hep vardı o zaman boz yükteydim o maçta hatta hiç unutmam. Ee, kulübeden vesaire bir uyarı gelmedi mi hiç size? Ben gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ee, ya da gelmemiş terler, olabilir e, de terler. diye tahmin ediyorum. Ya statta öyle bir e, ses, öyle bir ambiyans vardı ki kimse kimseyi duymuyor. İçeride çok coşkulu oynayan bir oyuncu kadrosu var. E, kontrol, pozisyon bulan. E, dediğim gibi bu bize e, o coşku kontrolü kaybettirdi. Yoksa biz o oyunu sakin tutsaydık. Çok kolay berabere kalırdık. Öyle de bir takım. Kaybetmek, rahat, kaybetmek. Rahat, o pas etmini sağlayabilirdiniz o yani takımda. Yani evet. biz rakibi kalemize yanaştırmazdık eğer oyun kontrolünü kaybetmeseydik. Coşku bizi oyun kontrolünü kaybettirmeseydi. Doğru. Antalya Spor'da o coşku olur ama kontrol kaybı olmaz. Çünkü çok telaşın yok. Yani e, aradaki e, fark var. Diğer tarafta da bunu yapabilirdik <laughs> 96'da istediğimiz gibi oyunu berabere bitirebilirdik ki Çok şampiyonluğa cool. yine biz yakın. Öne de geçmiştiniz. Ya, yani, tabii öne yani. de geçmiştik ama, ya ama bak, bir şey e, o dönem oyunda. başka bir e, Şimdi şeydi. Başımda...